Merhaba sevgili dostlar, Para Havadis kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile bugün karşınızdayız. Bugün Cardano'nun hard work ile ilgili, hard, hard fork'u ile ilgili fork, fork hard work değil, hard fork'u ile ilgili çatallanması ile ilgili bir video çekeceğim. Bu videoyu daha önce çekmek istiyordum lakin bu piyasa düşüşleri ıvır zıvır işte ertelenmeler falan derken <laughs> bugüne kadar kaldı zaten çok da beklediğimiz alanlara gelemedi Yani normalde e, hard, workten, hard work işleminin gerçekleşmesi Ondan sonra da ortalama olarak 3 dolar hedefi 3 dolar hedefini çizmiştik burada şöyle bir şey yapalım bakalım çizmiş miyiz çizmemişiz hemen şunu çizelim abi bunu çizelim abi şöyle Evet, buna da yazalım baba. Evet. Şimdi önce <laughs> önce Hatfork nedir ondan bahsedeyim. Bilmeyenler için arkadaşlar Türkçe tabiri çatallanma ile ilgili çatallanma ile ilgili ee, çatallanmadı Türkçe tabiri. Daha da anlayacağınız şekilde burada zaten Hatfork ile ilgili bir haber varmış. 2, 24 Mayıs'ta paylaşmışız. Charles e, Charles Hanks'ın bu şeyin CEO'su Ada Coin'in bununla ilgili işte Mayıs ayı içinde Hot ile ilgili e, Hartford gerçekleştiğinde Ada Cardona'da yüksek bir e, talep olacağını e, önümüzdeki 90 gün içinde Haziran Mayıs şey Haziran Temmuz Ağustos diyebiliriz bu aylarda 90 gün içinde ee, bir yükselişe gireceği ile ilgili bir haber paylaşmıştı. Bir demeç vermişti. Şimdi öncelikle şu an 1.69 biz bu yayını çekerken yani şu an adaya yapılacak yatırım sonucunda hot fork eğer olursa en az 3 dolara gideceği ile ilgili analistlerim ve benim e, neyim var? Düşüncem var. Önce mantığını anlatayım. Şimdi biliyorsunuz bunlar hepsini bir blok zincir üzerinde ve bunların çoğu merkezi sistem olduğu için hep böyle geliştirici ekibi var. Şimdi tabi bu coinler belli bir süre içinde ne yapması lazım? Güncelleştirme yapması lazım. Bu güncelleştirme yapması gerektiği zamanlar geliştirici ekibi arasında anlaşmazlık olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. İşte biz alayı güncelleştirmemiz lazım diyorlar. E, herkese yayıyorlar. Bu güncelleştirme sonucunda işte benim bir fikrim var. Senin bir fikrim var. İşte benle sen anlaşamıyorum ...güncelleşme fikrine. O zaman diyecek o zaman ne diyoruz abi? Ben e, kendi yoluma gitmek istiyorum diyorum mesela. Sen de diyorsun ki ben kardeşim ben eski sistem gideceğim. Ben de diyorum ki yeni sistem gideceğim. O zaman hat hat fork oluyor. Ama ikimiz de güncelleştirmede e, izlenecek prensiplerde anlaşırsak o da soft fork oluyor. Yani yumuşak e, güncelleşti, çatı güncelleştirme e, ee, ne diyelim ee, sert güncelleştirme. Sert güncelleştirmede genelde yüzde seksen oranında ekstra bir coin çıkıyor. Niye? Örnek veriyorum. Buna bir örnek verelim mesela BTC, Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak iki örnek verelim. Şimdi Bitcoin ağındaki ee, Bitcoin ağındaki geliştiriciler dediler ki işte Bitcoin'in 2017'de Bitcoin'in güncelleşmesi gerekiyor. E, saatlik miydi sanırım dakikalık mıydı 7 tane işlem yapabiliyorduk eskiden bitcoin ile dediler ki kardeşim bu kadar işlem bitcoin için e, şey değil yeterli değil bitcoin'in daha çok e, işlem hacmine sahip olması lazım dediler e, yeni geliş, geliştiricilerin belli kısmı belli kısmına dedi ki kardeşim bitcoin küçük ödemelerin parası değil büyük ödemeler yapılması lazım bitcoin'in bir prensibi var o prensipten bozmayalım dediler Sonra e, ne yaptılar tabi bunlar ağlarında anlaşamadılar. E, geliştiricilerin bir kısmı ayrılmayı tercih etti. Kendi e, kendi fikirlerini ne yaptılar e, uygulatmak istediler. O zaman hat fork oldu. hot fork olunca ne oldu? Bitcoin Cash diye gördüğünüz gibi bir coin çıktı 2017'de. E, Cüzdana da Bitcoin tutanlara Bitcoin Cash'i de ücretsiz olarak aynı seviyede verdiler. Şimdi adada aynı ihtim, aynı muhtemel işlemin olması aynı işlemin olması muhtemel. Yani elinizde ada tutarken %90 oranında yeni bir coin'inde çıkıp size o coin'den de size ücretsiz olarak verilmesi muhtemel gözüküyor şu an. Tabii burada her şey kesin değil. Biz sadece varsayımları burada konuşuyoruz. Ben zaten ada coin'ini emekli cüzdanımda tuttuğumu, bundan 6-7 ay önce çok düşük fiyatlardan aldığımı, şu an bana ciddi kickler getirdiğini söylemiştim. Ada koyuna zaten baktığınızda e, nerede ilk peşin arasında ve geleceği hala parlak duruyor. Şimdi burada e, büyük ihtimal yüzde 90 oranında zaten Cardano bölününce yeni bir koyun e, yumurtlayacak. Bitcoin ve Bitcoin keş gibi. Ee, Hot Fork, Soft Fork ile ilgili nedir, nasıl olur mantığını YouTube kanalımızdaki videolarda var. YouTube kanalımızda bir video var, oradan izleyebilirsiniz. Hot Fork, Hard Fork nedir, nasıl olur? Soft Fork nedir, nasıl olur? Online detaylarına çok girip bir videoyu uzatmayacağım, sadece yüzeysel anlattım. Şimdi e, tahmini olarak bu ayın sonundan itibaren başlayacak Haziran, Temmuz ve Ağustos ayını içeren 90 günlük süreçte ada'nın analizciler ve ben de dahil olmak üzere 3 dolar 3 dolar seviyesine ulaşmasını planlıyoruz. Tabi burada adanın ilk 5 sırada olması, ilk 5. sırada olması, talebin yoğun bir şekilde olması, yine piyasaların yeşil yakmaya başlamasıyla beraber belki bu seviyelerin 5 dolara kadar gideceği, 5 dolara kadar gideceği de konuşulan söylentiler arasında. Tabi burada Ada Coin'e yatırım yapacak arkadaşların o 90 gün boyunca Ada Coin'i ellerinde tutar yani 3 dolar seviyesine gelene kadar do, ellerinde tutma ihtimalinde değerlendirmeleri lazım yani elinizde ne kadar çok e, Ada Coin tutarsanız o kadar çok karınız olur. E, şimdi burada e, zaten Hat Fork ile ilgili konuşuyorlar sürekli Ada ile ilgili yani bir fork olma ihtimali şu an düşük duruyor yani şu an e, sanki kesin hat fork olacak gibi duruyor. Tabi burada biz ne dedik? İşte geliş geliştiricilerin belli kısmı ayrılacak ada adayı geliştirmekten kendilerine ait ne bileyim belki ada keş yaparlar yani burada zaten Bitcoin'deki şuradaki Bitcoin ve Bitcoin keşin manası şu buradaki keşi niye koymuşlar abi e, günlük yata günlük hayatta keş nakit olarak kullanabilirsin diye böyle bir isim koymuşlar. Tabi ada bölünür, bölünürse eğer ona ne derler onu bilemeyiz. Burada e, bizim takip edeceğimiz alan ne abi? Ee, şu an zaten fiyatı oldukça düşük yani şöyle baktığımızda bizim yükselen trendimizin altında burada da MA20'den tutulmuş bunu takip edeceğiz abi örnek verelim burada bir alım yaptık veya işte daha aşağıdan bir alım yaptık alım satım tavsiyesi vermiyoruz biz sadece sizin alıp veya alamayacağınız seviyelere bakmanız lazım burada tabi analiz akşamleyin her gece 20.45'te analiz videolarımız var. Oraya da katılırsanız adayı sorduğunuzda biz ona göre o günkü analizini de yaparız. Orada bir sıkıntı yok. Burada ki videomuzun asıl konusu adanın hard fork yapması. Şimdi adaya bir bakalım. Adada ada niye ilk 5 sırada? Önce onu görelim. Gördüğünüz gibi maksimum ve toplam arzı sınırlı arkadaşlar. Burada güzel bir olay var. Şöyle maksimum bir yıllık ortalamasına baktığımızda 2.46 dolardan zaten geri dönmüş bu. Bu ne demek oluyor? Zaten 3 dolar hedefimiz var kısa vade için. Bu gerçeklemesi muhtemel bir olay. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Tabi burada biz ne dedik? 5 dolarları da görme ihtimali olur dedik burada. E, ada projesi e, şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi e, madenciliği yapılabilir. Binance Smart Chain anında yine smart akıllı kontroller ve staking. Mesela Binance Borsası'nda staking videosunu anlatmıştık. Orada staking'e bakarsanız e, yine para havadisi de var staking başlıkları. Buradan hani öyle şöyle diyelim mesela elinizde bugün gittiniz ada coin aldınız. 3 ayda beklemeyi planlıyorsunuz. Ne yapacaksınız abi? Şuradan staking kısmına girip buradan BNC staking girip buradan okuyup aynı şekilde YouTube kanalımıza videosu var bunun oradan staking yapıp 90 gün boyunca hem e, adanın e, yükselişinden para kazanabilirsiniz hem Hartford'tan Hartford'tan para kazanabilirsiniz hem de orada staking tuttuğunuz staking'den para kazanabilirsiniz arkadaşlar o yüzden şu an hani böyle bunların üçünü üst üste koyduğumuzda e, mantıklı mantıklı geliyor açıkçası yani niye elimizde boşta tutalım ki bir ada hani koyunları dursun burada şurada yine YouTube kanalımızda bakın burada staking bölümü var buradan bu videoyu Gizleyebilirsiniz burada e, boşta aldığınız yeni yatırım yapacağınız ada koyunları de Hedford beklerken orada değerlenebilir yani şu an bu, bu, bu bakış açısından baktığımızda her manada şu an kazançlı görünüyor ada Tabi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil tekrar söylüyorum. Sadece nereden alıp nereden tutturacağınız önemli. Ee, tekrarlayayım. Ee, son olarak tekrar üzerinden geçeyim. Ee, Ada e, Haziran bu ay aslında başlayacaktı ama büyük ihtimal bu Bitcoin'in büyük düşüşünden dolayı başlaması biraz ertelendiği gibi gözüküyor. Önümüzdeki 90 gün içinde Mayıs ayı sonunda dahil olmak üzere e, hot work çalışmaları var adada hard fork nedir? Ee, geliştiricilerin anlaşamayıp yollarını ayırması demektir. Genellikle geliştiriciler yollarını ayırdığında yeni bir coin piyasaya çıkar. Genellikle çıkan coin e, cüzdanınızda ana coin ne kadar tutuyorsanız çıkan coin'den de size o kadar hediye ederler. E, genellikle söylüyorum yani kesin olacak bir olay yok. Genellikle söylüyorum. Daha önceki hard forklara baktığımızda olan e, şeyleri söylüyorum. E, izlenimlerimizi söylüyorum. To ortalama 90 gün sürecek. 90 günün sonunda yeni çıkan coin e, cüzdanınıza Hetwork'ü destekleyen Hetwork'ü destekleyen borsalarda aldığınız e, adalar adalardaki ad, bir örneğin diyelim Binance borsası bunu destekledi. E, BN's borsasında ne kadar adanız varsa e, yeni çıkacak coin'den de size o kadar ne yapabilir abi? Ücretsiz koyun verebilir. Yeni koyun çıkarsa. Yeni koyun çıkmazsa ne olur abi? Ortalama olarak ne hedefi verdik biz burada? 3 dolar hedefi verdik. Ama buradaki ortalama hedefte şuraya da yazalım. Bir tane de 5 dolar yazalım abi. Yazmışken yazalım. Eğer burada gerçekleşirse etfur. Evet, tabi bu tamamen sizin Tabi bu sizin tamamen yatırım tavsiyeniz, yatırımla, yatırım stratejinizle alakalı arkadaşlar. İşte adı alırsınız, 2.99'da satış koyarsınız, yukarı gider veya izlersiniz, beklersiniz, nereye gittiler Yani bunlar tamamen yani 5 dolar, aslında 3 dolar gibi gözüküyor ama 5 dolar diyenler de var. Ben de baktım aslında 5 dolara gitmesi muhtemel ama alım satımcıysanız 3 dolardan değerlendirebilirsiniz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama benim gibi işte bilgisayar başında sürekli duruyorsanız bu seviyeleri de kovalayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada YouTube kanalımızda her gün 22.45'te canlı yayın yapıyoruz. Siz yazıyorsunuz. Ben ben analiz yapıyorum istediğiniz coinleri. İsminiz özel analiz yapıyorum. Mutlaka bu her gece 22.45'teki canlı yayını kaybetmeyin. İzlemeyi unutmayın. Burada yine bir ton coin eğitimleri var. Bunları mutlaka izleyin. Zahar etmemeniz ve daha çok para kazanmanız için tüm tecrübelerimi size aktarıyorum. Yine tüm tüm coinlerle ilgili işte airdroplar e, önemli gelişmeler e, ıvır zıvır tüm burada e, videoda var. Bunlarda da mutlaka eğer startup planı peşinde koşuyorsanız airdroplara katılmaktan hoşlanıyorsunuz ve yeni çıkan coinlere e, ilginiz varsa bu bu kategoriyi de izleyebilirsiniz. Yine burada e, piyasaya daha önce çıkmış e, coinleri genel olarak anlattığımız e, koy, ana, videolar var. Yine burada bizim para kazandığımız, komisyon indirimine sahip olduğumuz, e, mesela belli borsalarda e, para yatırıp işlem yaptığınızda size ücretsiz dolar veren borsaları da anlattım. Mutlaka buradaki bu borsalar üye değilseniz alttaki linklerden mutlaka üye olursanız zaten videonun içinde neler kazanacağınızla ilgili yine anlatımlarımız var. Yine bütün madencilikle ilgili burada mini, konik, mini coin, mini madenciliği ile ilgili kategoride e, coinlerle ilgili madencilikleri nasıl yaparsınız? Onlarla ilgili de dokü dokümentasyon dokü lar var. Bu Cardano hard ile ilgili kafanıza takılan soruları e, video altında e, sorabilirsiniz. E, bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Twitter adresimizi takip etmeyi unutmayın. Twitter adresimiz parahavadis.parahavadis. .parahavadis. işte YouTube kanalımız, Telegram grubumuz burada mevcut. Telegram grubumuzda sürekli sohbet ediyoruz, sinyaller paylaşıyoruz. Bunları mutlaka takip etmeniz sizin için yararlı olacak diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.